Aa. Bakın, anne kuş yavrulara uçmayı öğretiyor. Nerede? Nerede? Hadi, kanat çırp, hadi. Uçtu mu? Uçtu mu? Yaşasın! Uçtu! Uçuyor! Kiraz! Hadi kızım, acele et! Oğluma arkadaşlık mı yapıyorsun Kınalı? Hanimiş oğlum? Hadi Tay Tay gel. Anneye Tay Tay. Anne, bir şey mi oldu? Kardeşin. Yaşını geçti ama hala yürüyemiyor. Yürür elbet anneciğim, sen üzülme. Hem bak emekliyor. Sağlığı da yerinde çok şükür. Bilemedim ki. Sen 8 aylıkken yürümüştün. Şimdi kardeşin yürümeyince insanın içine kurt düşüyor. Bulut, bizim kuşu da getirelim mi? Belki anne kuş ona da uçmayı öğretir. Öğretmez. Kuşlar kendi yuvalarını tanırlar. Günseli, bu kuş uçmuyor. O da uçsun. Belki daha küçüktür. Hmm, demek ki o sonra doğmuş. Ondan uçmuyor. Maysa yürüdüğünde kaç aylıktı? 10 aylık. Hmm. Neden? Ne oldu? Yok bir şey. Oğlan hala yürümedi diye endişe ediyorsun değil mi? Öyle. Kafam hep orada. Zamanı gelince yürür elbet. Korkma sen. At bakalım bacağını. Hop! Evet, bir tane daha. Şimdi de tek başına. Ne olur yürü. Hadi lütfen. Hadi bak, anne çok sevinecek. Kiraz. Kızım, kirmenin yünü bitti. Biraz yün getir. Maysa, ne yapıyorsun? Kuşa uçmayı öğretiyorum. Kuşa uçmayı mı öğretiyorsun? Sen uçmayı biliyor musun ki? Hayır, ama anne kuş da yavrularını böyle yüksekten bırakıyor. Belki bizim kuşun daha uçma zamanı gelmemiştir. Zamanı gelince kendisi uçar. O zaman biraz daha bekleyelim. Ninen yemek hazırlamış, o da bizi bekliyor. Yaşasın. Çok acıkmıştım. Hmm, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Büyüyünce sen de bize yaparsın. Ben büyüdüm bile. Bugün Kiraz'ın kardeşini yürürken gördüm. Ama o daha tam büyümemiş. Bazen emekliyor. Aa, seherin haberi var mı? Yok. Kuş kaçınca gördüm. Çadırda kimse yoktu. Hemen haber verelim. Kadıncağız ne zamandır bebek yürümüyor diye kuruntu yapıyordu.
kolay gelsin Seher. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Güneş Ana? Bebeği uyutuyorum. Uyusun, uyusun. Bugün çok yorulmuş. Çok mu yorulmuş? Öyle ya, yorulmuş. Bugün Maysa görmüş. Kendi kendine yürüyormuş. Nasıl? Biz hiç görmedik. Ne ara yürümüş bu çocuk? Allah'ım sana çok şükür. Demek ki vakti gelmiş. Boşuna endişe etmişsin bunca zaman. Acaba bugün yetişir mi ki? Bir adım çöreği yapsaydık. Yetişir, yetişir. Perçeme haber verelim. O da yardım ederse yetişir. Kızım her yeri una buladın. Uslu dur biraz. Ama artık benim de yemek yapmam lazım. Tamam kızım ama yazık günah. Her yer un oldu. Biraz dikkat et. Şunun içine de boncuk koyalım. Bakalım kime çıkacak. Bu kaçıncı? Bu gidişle herkese çıkacak. Çocuklar, koşarken çok dikkat edin. Sakın düşmeyin, olur mu? Dede, dede, ne kesiyorsun? Köstek keserim. Bana da keser misin? Keserim tabii. Köstek dolanmış ayağına. Kesilsin çıkmasın yoluna. Koşun abileri, ablaları. Açılsın bebemizin ayakları. Yaşasın, kazandım. Güle güle yürüsün. Sağ ol Devran emmi. Güle güle yürüsün. Sağ ol. Seher, çok korktum ama çok şükür. Bak bebek sağlıklı, yürüyor. Haklısın Güneş Ana ama işte insan ehvamlanıyor. Seher, sen Çiğni maçındaki bahçıvanın hikayesini bilir misin? Seher teyze, bu sefer masal sana. Hep size olacak değil ya. Büyüklere de lazım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Çiğni maçın denilen bir yerde, yani çok uzak bir beldede genç bir adam yaşarmış. Bu genç adamı yaşı gelince babası tutmuş pek marifetli, pek yetenekli bir ustanın yanına eti senin, kemiği benim diyerek çırak vermiş. Bu ustanın bütün ustalığı bahçıvanlık üzerineymiş. Ektiği sebzelerin lezzetine doyum olmaz, onun sebzeleriyle yemek pişiren kadınların elinin lezzeti yedi düvele nam salarmış. Yetiştirdiği meyveler ise sanki bal, şerbet, tahin pekmezmiş. Bu usta bahçıvan öyle bahçeler yaparmış ki görenler hayran kalır. Onun yaptığı bahçelerden çıkmak istemezlermiş. Usta bizim genç adamı çırak aldıktan sonra başlamış yetiştirmeye. Hangi bitkiyi hangi zamanda ekecek, hasadını ne zaman yapacak, kaç gün sulayıp ne kadar gübre koyacak, ne bildiyse bir bir öğretmeye başlamış. Günlerce, aylarca çalışmışlar. Usta bildiklerini öğretmiş öğretmesine. Genç adam da çok çalışkan, çok istekliymiş ama bu dünyada kusursuz güzel olmaz derler. Genç adamın da bir kusuru varmış. Usta, ustaların ustası, bu kusur gözünden kaçmamış. Zamanla arası pek yokmuş. Biraz aceleci, biraz sabırsızmış genç çırak. Oysa yılların usta bahçıvanı çok iyi biliyormuş ki bahçıvanlığın sırrı zamanla dost olmada, onu iyi tartıp iyi anlamakta. Usta bir gün genç adamı çağırıp sana bir tohum vereceğim. Ne olursa olsun bu tohum filiz verene kadar onu sulamayı ve gübrelemeyi ihmal etme. Bu son ve en önemli dersti. Fakat sakın bu dersi tamamlamadan usta oldum sarma diyerek uğurlamış. Çırak ustasının verdiği tohumu ustasından da bir hatıra olması sebebiyle kendi evinin bahçesine ekmeye karar vermiş. O sene içinde ektiği her şey zamanı gelince açıp büyümüş. Kimi filiz vermiş, kimi meyve, kimi de çiçek açmış. Fakat ustasının verdiği tohum
bir filiz bile vermemiş. Kuru toprağa su döküp gübre atmış genç adam. 5. yılda tohum filiz vermiş. Ve o kadar hızlı büyümeye başlamış ki delikanlı hayretler içinde kalmış. Meğer bu ağaç sabırla birden büyüyen bir ağaçmış. Ustasından son dersi alan genç bahçıvan, bu son dersle birlikte her şeyin bir zamanı olduğunu ve sabırla o zamanın gelmesini beklemek gerektiğini çok iyi öğrenmiş. Ya çocuklar, işte böyle. Her şeyin bir zamanı vardır. Demek ki bizim kuş en yukarıdan uçan kuş olacak. (Gülüyor)